Rahmet İzleri programına hoş geldiniz. Bugün sizlere mübarek Ramazan ayı ve faziletinden bahsetmek istiyorum. Ramazan ayı üç aylardan birisidir. Ve farklı rivayetlerde, hadislerimizde rahmet ayı, ümmetin ayı, sabır ayı gibi değişik isimlerle adlandırılmıştır. Halk arasında da Ramazan ayı 11 ayın sultanı olarak kabul edilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde "Recebü şehrullah ve Şabanu şehri ve Ramazanu şehri ümmeti" buyurmuştur. Yani Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban ayı benim ayım, Ramazan ayı ise ümmetimin ayı. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı deyince özellikle iki ibadet aklımıza gelir. Bunlardan bir tanesi oruç ve diğeri ise Kur'an-ı Kerim'in bu ayda nazir olmasından dolayı Kur'an-ı Kerim ve ayrıca namaz ibadeti aklımıza gelir. Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere diğer kutsal kitaplar da bu ayda inmiştir. Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmesiyle ilgili Rabbimiz شعل ابو استعوذ بالله شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى الى اخر الايه o sayılı günler doğruyu eğirden ayır, eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber, rehber olarak Kur'an'ın indirildiği aydır Ramazan ayı. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında ve Kadir gecesinde nazil olmuştur. Başka bir ayet-i kerimeye de dayanarak. Femen şehide min kumu şehra fel Kim bu aya yetişirse, bu aya ulaşırsa, bu ayda oruç tutsun. Değerli kardeşlerim, İslam'ın şartı hepimizin bildiği gibi beştir. Bunlardan bir tanesi kelime-i şehadet getirmek. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh". Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek. Dolayısıyla İslam'ın temel ibadetlerinden birisi de asıl ibadetlerinden birisi de oruç tutmaktır. Oruç farz bir ibadettir bu aya ulaşan, Ramazan ayına ulaşan, ergenlik yaşına gelmiş, Müslüman olan kadın, erkek, her, her kişiye, her ferde farzdır. Rabbimiz buyuruyor ki, Estaizu billah, Ya eyyuhallezine amenu, kütübe aleykümü s kema kütübe alellezine min kablikum, leallekum tettekûn. Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır. Umulur ki sakınırsınız. Dolayısıyla oruç ibadeti evrensel bir ibadettir. Diğer peygamberlerin ümmetlerine farz olduğu gibi bizim ümmetimize de yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine de farz kılınmış bir ibadettir. Eğer bir Müslümanın mazereti yok ise, rahatsız değil ise veya sefere çıkmamışsa yolcu değilse bu aya ulaşan kişilerin farz olan orucu tutmaları gerekiyor. Ramazan ayında Ramazan ayında bilerek oruç tutmamak büyük günahtır değerli kardeşlerim. Değişik sebeplerle mazeretsiz bir şekilde orucu tutmamak, daha sonra ben tutarım diye ertelemek Ramazan ayında alınacak sevabı diğer zamanlarda ne kadar tutarsak tutalım buna bu sevaba ulaşmamız mümkün değil. Dolayısıyla dedik ki Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Ama mazereti sebebiyle oruç tutmayan kardeşlerimiz Ayet-i kerimenin devamında ve men kane meridan ev ala seferin fi iddetin min ayamin ukar yuridillahu bikumul yusra ve la yurid bikumul Kim sizden kim hasta ise veya sefere çıkmışsa diğer zaman Ramazan ayı çıktıktan sonraki diğer zamanlarda orucunu tutsun şunu bilin ki bütün işlerde olduğu gibi Oruçta da Allah sizin için kolaylık diler, sizin için zorluk dilemez. İslam'ın bütün ibadetlerinde bir kolaylık vardır. Namazda bir kolaylık vardır. Oruçta bir kolaylık vardır. Namazda kolaylık. Namaz kılacak kişi abdest alması gerekiyor. Abdest su ile alınır. Eğer su bulamamışsa temim alması gerekiyor. Namaz kılacak kişi, bir Müslüman namaz kılmak istiyor fakat rahatsız. Ayakta duramıyorsa oturarak namazını eda etmesi lazım. Oturarak namaz kılıyorsa, namaz kılamıyorsa yattığı yerden namazını eda etmiş olması gerekiyor. Bu ibadetler İslam'ın temel ibadetleridir değerli kardeşlerim. Ramazan ayı olduğu zaman yeryüzünde bazı değişiklikler olur değerli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde قَدْ جَاءَكُمْ Ramazan, Ramazan ayı gelmiştir. شَهْرٌ مُبَارَكٌ Bu ay değerli, mübarek bir aydır. اِفْتَرَدَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ O ayda oruç tutmayı Allah size farz kılmıştır. O ayda تُفْتَحُ ف۪يهِ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ Cennet kapıları sonuna kadar açılır. Ve tuğlaqu fihi evvabul cahimi cehennem kapıları ise sonuna kadar kapanır. Ve tuğallu fihi şeyatin ve o ayda şeytanlar zincire vurulur. Fihi o ayda leyletün hayrun min elfi şehrin o ayda bin aydan hayırlı bir mübarek bir ay vardır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan ayı o kadar mübarek, o kadar değerli bir aydır ki değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili şöyle buyuruyor. Lev ya'lemul ibadu ma ramadanu letemennet ümmeti en yekune senete kullaha. Kullar Ramazan ay ayında olanı bilselerdi, Senenin yılın tamamın tamamının Ramazan olmasını e, isterlerdi. Dolayısıyla oruç tutmak da biraz zorluk olmakla birlikte o kadar değerli, o kadar yüce bir ay ki oruç tutmaya Allahü Teala'nın vereceği sevapları düşünerek dolayısıyla diyor ki efendimiz. Eğer bu ayın hakkıyla değerini bilselerdi veya Allah Teala'nın bu ay sebebiyle oruç tutanlara vereceği ikramı bilmiş olsalardı yılın tamamını oruçlu geçirmek, geçirirlerdi, oruçlu geçirmek isterlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bu ayla alakalı bir hadislerinde ise şöyle buyurmuştur. Ramazan'da önceki ümmetlere verilmeyen beş özellik benim ümmetime verilmiştir. Bunlardan birincisi, oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. İkincisi, oruçlu için iftar edinceye kadar melekler istiğfarda bulunur. Yani melekler o kişinin, oruç tutan kişinin bağışlanması için melekler dua ediyorlar. Allahu Teala'nın o kulu affetmesi için Allahu Teala'ya yalvarıyorlar. Dolayısıyla kim istemez ki melekler yüce yaratıklar bizler için dua etmesini kim istemez? Üçüncü özellik Allah onlar için her gün her gün cennetini süsler ve cennete şöyle der. Kullarımdan Sıkıntı ve ezanın gitmesi ve sana gelmesi yakındır. 4 Şeytanların azgınları bağlanır. Ramazan ayı dışında yaptıklarının Ramazanda yapamazlar. Hakikaten yapılan istatistiklere göre Ramazan ayında suçların azaldığı tespit edilmiştir. Bazı insanlar diğer zamanlarda yaptıkları kötülükleri veya bazı böyle kötülük yapabilecek işte farklı yasak olan şeyleri fiilleri yapabilecek insanların bazen mağazalarının veya işte dükkanlarının önüne işletmelerinin önüne Ramazan dolayısıyla kapalıyız yazmaktadırlar veya kandil dolayısıyla kapalıyız yazmaktadırlar. Bunlar İçki içme oranları, günah işleme oranları azaldığı için toplumda bir daha fazla huzur olmuş olmasını sağlıyor Ramazan ayı. Ve Ramazan'ın son gecesinde de oruç tutan müminler, namazlarını eda eden müminler, Kur'an okuyan müminler, Ramazan'ın son gecesinde de bütün müminler bağışlanmış olur. Efendimiz yine bu ayla alakalı Hepimizin bildiği, hocalarımızın camilerimizde sık sık kullandığı bir hadis-i de şöyledir. Ve huwa şehrun evveluhu rahmetun ve awsatuhu mağfiretun ve ahiruhu Ramazan ayının evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından bir kurtuluştur. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde "Men saame Ramazana imanen ve ihtisaben gufir alehu ma taqqademe min zenbihi." Kim Ramazan orucunu inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan bekleyerek eda ederse geçmiş günahları bağışlanır. Yine benzer başka bir hadiste Men sa'a Ramadana ve arafe hududehu ve tahaffada mimma kana yanbaghi lehu en yatahaffada fihi kaffara Kim hakkı ile Ramazan orucunu tutar. Oruçta yapması gerekenleri yapar, yapmaması gerekenleri yapar yaparsa, yaparsa Allahu Teala onun geçmiş günahlarını bağışlar buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine başka bir hadis-i şerifte beş vakit namaz, cuma namazları, iki cuma namazı arası ve iki Ramazan ayı arası geçmiş günahlara bir kefarettir buyurmuş efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an dışında da zaman zaman vahiy alırdı. Bir gün efendimiz minberdeyken Cebrail aleyhisselam geliyor kendisine bir şeyler söylüyor. Efendimiz minbere çıktığı zaman amin, amin, amin diyor. Bu uygulama sahabenin gözünden kaçmıyor ve minberden indikten sonra diyorlar ki ya Resulallah farklı bir uygulama yaptınız. Yani minbere çıktığınız zaman üç defa farklı aralıklarla amin dediniz. Acaba bunun hikmeti ne olur dedikleri zaman Efendimiz şöyle buyuruyor. Ben minbere çıktığım zaman bana Cebrail geldi ve dedi ki annesinin babasının yaşlılığına ulaşıp da cenneti garanti edemeyen cenneti girme imkanı sağlatamayan kişinin burnu yere sürtülsün dedi ve ben de amin dedim buyuruyor. Dolayısıyla annemiz, babamız bizlerin varlık sebebidir. Bizleri dünyaya gelmemizi sağlayan kişilerdir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine şirk koşulmasını yasakladıktan sonra hemen arkasından anneye babaya iyilik yapılmasını tavsiye etmektedir. Bizim ellerimizde bugün annemiz, babamız, sağ olan kardeşlerim için söylüyorum özellikle annemiz, babamız sağsa bir şekilde onların rızasını alıp cenneti garanti etmemiz gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem El cennetü tahta akdamil ummahat buyurmuş. Cennet annelerin ayakları altındadır. Cennet annelerin rızasına bağlıdır. Burada çocukların anne babanın çocuklarının işini zorluk, zorlaştırmak için söylenmiş bir hadis değildir bu. Bununla birlikte anne baba çocuk anne babanın e, sorumluluğunu da artırmış oluyor. Yani bu hadiste hem çocuklar annesinin babasının kıymetini bilmesi isteniyor ve aynı zamanda anne baba çocuklarına örnek olabilecek mükemmel anne olma yolunda adımlar atmaları gerekiyor. İkinci amin demesi ise Cebrail Aleyhisselam demiş oluyor ki ey Muhammed senin ismin anıldığı halde sana salavat getirmeyen kişilerin burnu yere sürtülsün dedi. Ben de amin dedim. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e salavat getirmek bir sünnettir. Rabbimiz Es-saudu billah inna Allah ve melekatuhu yusalluna ale'n-nebi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellemu teslima. Anlamı muhakkak ki Allah ve melekler peygambere salat ederler. Ey inananlar, ey Müslümanlar, ey inandığını söyleyenler, o halde siz de benim peygambere, peygamberime salat getirin. Bu salat iki anlamda yorumlanmış değerli kardeşlerim. Bunlardan birincisi Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Kısaca söylediğimiz bu. Bir diğeri ise namazlarda da okuduğumuz salli barik dualarını okumak. Bir diğeri ise peygambere maddi destek vermek anlamında kullanılmıştır. Artık bugün peygambere maddi destek vermek İslam dinine canımızla malımızla yardım etmek olarak anlaşılması gerektiği kanaatindeyiz. Bir başka özellik ise efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amin demesiyle alakalı kim ki Ramazan ayına ulaşıp da kendisini yaptığı hataları, günahları Allahu Teala'ya bağışlatmadan Ramazan ayı geçip giderse o kişi kendisine yazık etmiştir. O kişinin burnu yere sültürsün dedi Cebrail, ben de amin dedim diyor değerli kardeşlerim. Dolayısıyla Ramazan ayı fırsatların kaçmayacağı bir ayet, bir e, mübarek bir aydır. Dolayısıyla ne yapıp edip Allahü Teala'ya Ramazan ayında kendimizi bağışlatmamız gerekiyor. Efendimizin Ramazan ayında yaptığı birkaç ibadetle alakalı da konuşmak istiyorum değerli kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi Efendimiz diğer aylarda da cömert olduğu gibi Ramazan ayında daha cömert olur. Efendimizin bir özelliği. Yani hatta hadisi şerifte belirtildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında esen rüzgardan daha cömert olduğu belirtilmiş değerli kardeşlerim. Bir diğeri ise Efendimizin bu aya mahsus olmak üzere teravih namazları kılmasıdır. Teravih namazı hepimizin bildiği gibi Ramazan ayına mahsus bir ibadettir. Ramazan ayı dışında teravih namazı kılınmaz değerli kardeşlerim. Yatsı namazından sonra kıl, kılınan sünnet-i müekkede bir namazdır. Bu namaz genellikle ülkemizde 20 rekat olarak ve cemaatle kılınmaktadır. Bu cemaate diğer namazlara da olduğu gibi erkekler gidebileceği gibi kadınlar da gitmesi gerekiyor ve çocuklarda gitmesi gerekiyor. Özellikle çocuklarımızı namaza alıştırmak bakımından teravih namazları bir başlangıç olsun diye düşünüyorum değerli kardeşlerim. Yani bizler çocuklarımızın zihninde dini olarak ibadetlerle al al alakalı olarak ibadetlerle alakalı olarak dini semboller olarak güzel anılar bırakmamız gerekiyor. Hatta eski alimler çocuk oyun bahçelerini camilerin yakınlarına yaparlarmış. Camiyi kullansın, lavabasını kullansın, bahçesini kullansın, çocuğun kulağı ezanla dolsun. Yani çocuk camiye gelmese dahi çocuğun kulağını bir şekilde ezanla doldurmamız gerekiyor. Hani e, sünnet olan bir uygulama. Doğan bir çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okuyoruz ya. Aynı şekilde normal yaşantısında da bu şekilde devam etmiş olması gerekiyor. Yani çocuklarımızı camiye getir, getirmemiz gerekiyor. Özellikle teravih namazlarına gelmek isteyeceklerdir. Çocuklar camide yaramazlık yapmasa iyi olur ama onun da değişik yol metotlarını kullanarak onlara ikramlarda bulunarak bir şekilde çocuklarımızı hatta ailecek fertlerin hepsi olarak teravih namazlarına gelmiş olmamız gerekiyor. Başka türlü çocuğu camiye alıştırmanın başka bir yolu yoktur diye düşünüyorum değerli kardeşlerim. Eğer çocukken camiye alıştırılmayan bir kimse camiye elbette çekinerek, korkarak gelecektir. Dolayısıyla çocuklarımızın ileriki hayatlarında, ergenlik yaşına ulaştıklarında camiye devamlı gelebilmeleri için, cami cemaatinden olabilmeleri için onları küçüklüğünden itibaren camiye alıştırmamış olmamız gerekiyor. Türkiye'de ülkemizde maalesef baktığımız zaman Camiler genellikle belirli bir yaşın üzerindeki insanlardan oluşmaktadır. Ortalama ben söylüyorum 50 yaşın üzerindedir genelde cami cemaatleri. Ama bazı birçok eğlence merkezlerine baktığınız zaman, kafelere baktığınız zaman sanki bir kural varmış gibi genellikle böyle daha genç insanların, daha gençlerin, lise çağındaki, üniversite çağındaki gençlerin 30 yaşındaki Gençlerin böyle böyle eğlence merkezlerini tercih ettiğini e, görüyoruz. Dolayısıyla gençlerimizin de camiye gelmesi için bu anlamda hepimiz ebeveyn olarak anne baba olarak büyük baba büyük anne olarak mutlaka belirli adımları atmış olmamız gerekiyor. Bir diğer ibadet ise efendimizin Ramazan ayına mahsus olmak üzere itikafa girmesidir. İtikaf ibadeti sünnet bir ibadettir. Fakat ülkemizde çok fazla yaygın değil. Dolayısıyla unutulmuş sünnetlerdendir. Efendimiz Kadir gecesini de kutlamış olmak niyetiyle her yıl Ramazan ayının son 10 gecesinde, son 10 gününde itikafa girer. Mescid-i Nebevi'de itikafa girer. Vefat edeceği yıl ise son 20 gününde itikafa girmiştir. Ve bir başka Ramazan ayı ile alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle sahura kalkmayı teşvik ederdi. Yani bir su ile dahi olsa sahura kalkmayı tavsiye ederdi ve sahurda bereket olduğunu söylerdi. ve yine alıştırmak bakımından söylüyorum değerli kardeşlerim. Özellikle çocuklarımızı da oruç tutmaya ve sahura kalkmaya alıştırmamız gerekiyor. Nasıl namaz ibadetinde olduğu gibi aynı şekilde de oruç ibadetinde de çocuklarımızı bu ibadete alıştırmak gerekiyor. Çocuklar hiç endişeniz olmasın. Hepimizin bildiği gibi çocuklar ısrarla savura kalkmak isteyeceklerdir. Onları bu e, huzur ortamından, bu isteklerinden onları mahrum etmeyelim diye düşünüyorum. Oruç tutmasalar dahi ikindiye kadar ikindi vaktine kadar oruç tutsunlar. Öğleye kadar e, oruç tutsunlar, bir şey yiyip içmesinler ama onları da oruç tutmaları için teşvik etmemiz gerekiyor. Çünkü Hepimizin bildiği bir atasözü var. Ağaç yaş iken eğilir. Yine namazla alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınız yedi yaşına geldiği zaman onlara namaz kıldırın. Eğer on yaşlarına gelmiş, on yaşına gelmiş hala namaz kılmıyorlarsa onlara biraz biraz sert çıkın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani 40 yaşında namazda başlamak çok zordur değerli kardeşlerim. Dolayısıyla ibadetlere çocuklarımızı başta kendimiz örnek olmak üzere çocuklarımızı ibadete daha küçükken alıştırmış olmamız gerekmektedir. Son olarak bir de Ramazan ayından sonra gelen ay Şevval ayıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde men saama ramazana thumma etbahu sitta min şevvalin ke sıyamid dehr buyuruyor. Yani kim Ramazan orucunu hakkıyla tutar. Ramazandan sonraki ayda da altı gün oruç tutarsa bütün bir yılını oruçlu geçirmiş olur. Ve ahiru davana inel hamdülillahi rabbil âlemin. Bir sonraki Rahmet İzleri programında görüşmek üzere değerli izleyicilerim Allah'a emanet olunuz.